Kültür Merkezi yine malumunuz olduğu üzere 2020 yılı içerisinde Türkiye'de planlanan iki tane kültür merkezinin bir tanesi, Ünye Kültür Merkezi. O günün şartları dahilinde çok cüz'i bir miktarla, çok cüz'i bir yatırımla planlamaya alınmış ve başlanmış idi. Tabii ki 1 milyon lira bir yatırım bedeliyle, yaklaşık 4 milyon üzerinde bir maliyetle, o günün şartları el vermediğinden kaynaklı olarak ki şartımız da belli, pandeminin ortaya koymuş olduğu zorluklardan kaynaklı olarak burası durdu, durduruldu. Tabii ki hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle bakanlığımız buranın durdurulması ile ilgili durumdan hoşnut değil. Ama dediğimiz gibi öncelikli olarak hükümetimizin ve devletimizin yapması gereken insanların sağlığını düşünmek. Sağlıkla ilgili alınmış olan tedbirler, sağlıkla ilgili alınmış olan bu uygulamalardan kaynaklı olarak tabii ki Kültür Bakanlığımızın önemli gelir kapılarından olan kültür ve tabiat varlıkları gelirleri saraylardan, işte milli saraylar başta olmak üzere müzelerden bu gelirleri tamamen bitmiş oldu. Bitince de haliyle buradaki gelirlerimiz de kesildi. Buradan gelir elde edemeyince biz de bu paraların aktarılması noktasında gerekli olan gayreti gösterdik ama olmadığından dolayı bir sonuç elde edemedik. 2021 yılı içerisinde de inşallah buraya bir ödenek aktarıldı. Tesadüftür, sizden önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımızla görüştüm. Kendisi aradı Nadir Alparslan Beyefendi. Nadir Alparslan Beyefendi'nin vermiş olduğu bilgiyle de bizim de buraya bir bütçe bu yıl ayrıldı. Bu bütçenin tabi salınımı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan da onay verildiğini söyledi. Burada yeni bir ihale söz konusu bugün değil. Ben aynı zamanda kültür merkezimizin yüklenici olan firma sahibiyle de zaman zaman görüşüyorum. Şimdi piyasada çok değişik tabi söylentiler var. Bu söylentilere de itibar edilmemesini arzu ediyorum. Orada devletle yüklenici arasındaki tabii ki bir takım bağlayıcı sözleşmeler var. Biz hiç kimsenin bu noktada mağdur olmamasını ve edilmemesini arzu ediyoruz. Müteahhit kardeşimizin de kendisine göre bir takım haklılıkları vardır ama nihayetinde bağlayıcı olan bir sözleşmemiz vardır. Devlet de genelde bu işlere tabii ki bir yazılı metin halinde insanlara pazarlar ve devamında da bunun gelmesini isterler. Ardından müteahhit kardeşimizin ben bu konuyla ilgili bir tereddüt yaşamadığını biliyorum. Yani inşallah bizim Ünye'deki kültür merkezinin yapımı noktasında o da istiyor, o da özverili. Nihai olarak Ünye'deki kültür merkezini inşallah başlayıp bitirecek. Buradaki tek arzumuz şudur. Başlamış olan kültür merkezinde tekrarı gibi bir duraklama olmadan bitirilmesini inşallah tesis etmeye çalışacağız. Bununla ilgili de gerek hükümetimiz destek olacak, gerekse de bizler de elimizden geleni yapacağız. Bu sadece yani Ünyelilerin hasreti değil, hepimizin hakikaten bir özlemi. Bitsin, bitirilsin, kamuya açılsın, Ünyelilerin hizmetine açılsın. Orada çocuklar belki bugün pandeminin koşullarından kaynaklı olarak istenildiği şekilde hareket edemeyecekler. Ama nihayetinde Ünye Kültür Merkezi'nin bitimiyle ilgili süreç sona erecektir. Aynı şekilde müteahhitin de işte başlasın, bitsin, geri götür, malzemedir, ekipmandır, endüstriyel bir takım malzemelerdir. Bunları da götürme noktasındaki sıkıntıların yaşamamış olacaktır. İnşallah bugün Sayın Bakanımızdan da almış olduğumuz bilgi doğrultusunda bir sıkıntı olmayacağını, mevcut müteahhitimize devam edeceğimizi ben tekrardan yenilemek isterim. Allah'tan bir şey olmazsa tabii ki bunu da ilave edelim. Çünkü zorla hiçbir şey insanlara yaptıramazsınız ama böyle bir şeyin olmadığını ben söylemek istiyorum. İnşallah Ünye içinde başlamış olan bu projemiz sona erer, hayırlı ve uğurlu olur diyorum.